Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün e, Nur Suresinin 35. ayet kelimesindeyiz. Nur ayeti diye e, meşhur olan ayet kelime. Ve Nur Suresinde e, 17. dersimiz olacak beraber. E, Allah Teala hakkıyla anlayabilmeyi, anlatabilmeyi, içselleştirebilmeyi, onurlardan istifade edebilmeyi ve onuru hem içimize kabul edip hem dışımıza yansıtabilmeyi en güzel şekilde inşallah hepimize layıkı üveç ile nasip etsin. Böyle dua edelim, Allah'a sığınalım. Çünkü hakikaten çok mecazlar ve teşbihler içerdiği için zor bir ayet-i kerime anlaşılması, zor bir ayet-i kerime. Geçen hafta da bazılarımızın beyni yandı, öyle anlaşılıyor gelen mesajlardan. Şimdi kısaca bir tabii elmalı da e, zaten zor hani lisan olarak konuda böyle çok e, işraki, çok felsefi, çok derin e, ve mecazi olunca ister istemez zorlaşıyor. Doğrusunu isterseniz benim için de hiç kolay değil. E, şimdi hani sizin görüşünüzü de sormak istemiyorum ama çok kargaşa çıkıyor çünkü o zaman. Ee, acaba bu ayet-i kelimenin tefsirini Elmalı'dan okuduktan sonra bir de Gazali'nin Mişkatü'l-Envarı'nı özetlesek mi? Çünkü o da sadece e, bu ayetin tefsiri için yazılmış bir risale, e, Gazali tarafından yazılmış bir metin. E, belki tefsir sırasında peyderpey gideriz, ilerleriz oradan da e, bakarak, özet özetine bakarak. Çünkü onun e, özetini çıkarmış idim zamanında bir 10 sayfa kadar özeti var elimde. İnşallah anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Anlamasak da çok büyük bir kayıp değil. Neden? Çünkü bu e, ayetler, bu gibi ayetler, ihbari ayetlerdir. Yani bize bilgi veren ayetlerdir. E, bilhassa burada metafizik bilgi söz konusudur. E, bunu bilmediğimizde, yani tam olarak kavrayamadığımızda mahiyetini e, yapacağımız amellerden ve ahlakımızdan bir şey eksilmez. Elbette zihinsel olarak, entelektüel olarak, kalbi olarak, hissi olarak bir seviye kazandırır bize bunları anlamamızı. Anlamak, kuşkusuz yoksa abes olsun diye anlatmadı Haşa Allah Teala e, Fakat hani bir e, bur burayı kavrayamadık ve dini dini hayatımdan bir şey kayboldu Hani bir yer eksik kaldı diye düşünmeyiniz e, İnşallah daha güzel anlatanlarla karşılaşırsınız e, Allah karşınıza çıkarır e, Her sözün anlaşılabileceği bir zaman var zamanı gelir vakti saati gelir dediğim gibi daha ehil ağızlardan inşallah dinleme imkanı bulursunuz ve o zaman anlarsınız benim kendim için de geçerli bu çünkü benim de bunu anlamaya hala çok ihtiyacım var ama dediğim gibi çok böyle elzem acil peşine düşmeliyiz ve işte yoksa bunu yapmadığımızda Müslümanlığımız eksik kalacak dediğimiz bir şey yok sadece biz bu ayeti kelime de Allah Teala nasıl anlatmış, neyi murad etmişse onun aynen onun anlattığı gibi ve murad ettiği gibi olduğuna iman ediyoruz. Gücümüz nispetinde de anlamaya çalışıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Nur, Nur suresinin başından beri epeyce bir sosyal mesele işlendi ve pek çok ahkam ayeti geçti. Daha sonra da gelecek yine devamında. Ama burada da Cenab-ı Hak kendi nurundan bize bahsediyor çok derin benzetmeler içinde. Gör, i̇şte az önce söylediğim gibi Gazali bunu sırf bu ayet için bir eser yazmışmış. Kadül emvar diye. Yani risale boyutunda. Ama sonuçta bu kadar önemsemiş ulema bunu geçmişte üzerine çok söz edilmiş bir ayeti kerime. Bilhassa sufiler arkadaşlar. Şimdi biz geçen hafta neyi anlattık? Ayet-i kerimenin ilk cümlesindeyiz daha. Rabbimiz bu ayetin girişinde Allahu nuru semavati vel art. Allah göklerin ve yerin nurudur buyuruyor. Burada özet olarak iki ayeti kerimeyi En'am suresinin ilk ayeti kelimesini de birbiriyle kıyaslayarak Elmanlı Hamdi yazır. Demişti ki bize bu Allah'ın göklerin ve yerin nuru oluşu müteşabih bir manadır. Kesinlikle e, as, e, lafzi olarak alınmamalıdır. Çünkü En'am suresinin ilk ayetine göre de Allah e, göklerin ve yerin nurunun yaratıcısıdır. Yani e, yarattığı şey Allah'ın zatı olmaz. Hani Allah nurdur ama nuru da yaratandır. Nasıl oluyor? İşte burada bir e, mecazi, müteşabih bir mana murat olunduğu unutulmamalıdır diyor. Kur'an-ı Kerim'de malumunuz müteşabih ayetler var. Başta e, hurufu mukatta yani sure başlarındaki o kesik kesik harfler olmak üzere. Bu müteşabih ayetler... E, Elmalı Hamdi Yazır'ın yorumuna göre kesreti manadan dolayı bir mana kendisine tayin edilemeyen ayet demektir. Yoksa manasız ayet demek değildir. O kadar çok derin, kapsamlı, çok anlamlı, kat kat, tabaka tabaka o kadar çok anlam içeriyor ki bunlardan bir tanesini tercih edip seçmek ve budur demek e, mümkün olmuyor. Bu müteşabih ayetler ikiye ayrılıyor. Biri mutlak müteşabihler. Bunlar hakkında kesin bir yorum yapılması imkansız işte hurufu mukadda mesela mutlak müteşabih'tir. Bir de böyle tevil edilerek anlaşılmaya çalışılabilir. Yani nispeten insan aklının anlayabileceği ama tevile muhtaç olan müteşabihler vardır. Bunlar da mesela işte bu nur ayeti gibi veya veyahut da işte yedullahifauka eydihim Allah'ın eli onların elinin üzerindedir ayetleri gibi. E, evet lafsen baktığınızda ee, ne demek istediği çok açık değil yani Allah'ın bir eli mi var hani bazıları biliyorsunuz tevili kabul etmeyenler evet Allah'ın eli varsa eli vardır biz bilmeyiz nasıl olduğunu diyorlar ee, ehli sünnet içerisinde e, daha lafızcı daha teslimiyetçi olan ekol böyle düşünüyor mesela selefiler böyle düşünüyorlar klasik anlamdaki selefilerden bahsediyorum. Ee, ama ehli rey yani e, yorum metodunu tercih edenler ki hanefiler ve Maturidiler bu ekoldendir fıkıhta ve itikatta e, yorumcudurlar. Efendim onlar da diyorlar ki burada mesela Allah'ın eli demek Allah'ın yardımı, nusreti, zaferi, desteği, himayesi demektir diyorlar. İşte burada da Allah göklerin ve yerin nurudur demek. Bu işte müteşabihtir. Lafzen böyle yazılmış ama böyle demiş ama Allah Teala bunu biz diğer ayetlerle birlikte ele alarak efendim yorumlamalıyız diyorlar. Daha sonra Gazali'nin bu konudaki işte müstakil eserinden alıntı yaparak, daha doğrusu özet yaparak, bir kısa bir özet çıkararak Elmalı Hamdi Yazır bize bu nurun dört derecede olduğunu söylüyor. Nurun birinci derecesi, en alt derecesi yani üzerine ışık tecelli etmiş ve o ışığın yansımasıyla Zuhuru mümkün olmuş yani ortaya çıkmış görünmüş olan eşya yani aydınlanmış cisimler bunlar e, nurun en alt derecesidir ikinci derece e, gö görecek ruh yani görecek ruh yani görmeyi yapan Görme işlemini yapan ruhu da ikiye ayırıyor. Onun da iki aleti var. Biri e, basar, yani başımızdaki gözümüz, fiziki gözümüz. Bu da nurun ikinci derecesidir. Çünkü gözümüzün de bir nuru olması lazım ki göz e, üzerine ışık vurmuş olan o cismi görebilsin. Bir de basiret yani idrak, akıl, akılla kavrayabilmek, o gördüğümüz şeyi idrak ederek onun ne olduğunu anlayabilmek bu da nurun üçüncü derecesidir, bu da akıl nurudur diyor Gazali. Fakat diyor akıl nuru da nurun son haddi değildir yani kemali değildir, nurun kemali akılla, akılla tamamlanmış olmaz nur. Çünkü aklında bir hadi ve mürşide ihtiyacı vardır. Onun da bir yol göstericiye ihtiyacı vardır. Çünkü aklında karanlıklar içinde kaldığı, bocaladığı, şaşırdığı, eşyanın hakikatini göremediği anlar vardır. Dolayısıyla onun da böyle yolunu şaşırdığı anlarda bir hadiye, bir mürşide ihtiyacı vardır. O hadi ve mürşid vahidir diyor. Gazali'yi çok tabii özet geçiyoruz şu anda. Geçen haftayı özetliyorum. Vahidir diyor ve bir benzetme yapıyor diyor ki göz için güneş neyse çünkü senin gözün istediği kadar görüyor olsun yani fiziki olarak bir kusuru yok gözünün ama ışık olmadığında nasıl göremezse işte akıl da istediği kadar düzgün çalışsın vahiy tarafından beslenmediğinde uzun vadeli yani hakikatin tamamını görmesi mümkün değildir. Bu da Nur'un en son derecesidir. Vahiy nur yani bizim insanın mazhar olduğu nurların son derecesidir. Hatta Kur'an-ı Kerim'den birkaç örnek vererek Kur'an'ın nur diye isimlendiği ayetleri bize saymıştı Elmanlı Hamdi Yazır. Dolayısıyla Resul'ün beyanı güneşten daha üst bir nur ise... Yani güneş ışığından daha üst bir nur ise onun nefsi kutsiyesi nuraniyette şemsten daha yüksektir dedi. Ve e, Kur'an-ı Kerim'de güneşe sirac dendiği halde Efendimiz'e bir benzetmeyle siracem munira aydınlatan bir güneş e, denildiğini de e, ...zikrederek kendi bu iddiasına bir delil getiriyor. Ve e, nasıl ki bizim fiziki dünyamızda böyle nurların derece derece nurlar varsa... ...işte bu saydığımız, özetlediğimiz gibi... efendim e, ...ervah-ı semaviyede de nurların dereceleri vardır. Yani gökteki ruhlar, gökte yaşayan e, varlıkların da kendi aralarında dereceleri vardır... Ve o dereceleri saymıştı bize en üstte Cebrail Ruhul Kudüs olmak üzere. Efendim fakat bütün bu varlıklar yani cansız cisimlerden tutun da işte Cebrail'e varıncaya kadar bütün bu varlıklar ne kadar yüce olursa olsun makamı mertebesi hepsi mümkinattandır. Mümkinat cümlesindendir. Ne demek? Yani varlığı da yokluğu da mümkün. Varlığı zaruri değil. Dolayısıyla mümkün lizatihi olan bir şey. Şimdi yavaş yavaş zorlaşmaya başladı e, metin e, takibiniz inşallah güzel olur. E, mümkün lizatihi olan herhangi bir varlık, yani kendisine bırakılsa e, var da olabilir, yok da olabilir. Yok olmasına bir engel yok. Var olmasına bir sebep lazım. Böyle olan varlıklar kendi haline kalınca ademe müstahiktir. Yani e, nasıl diyelim e, varlığı bir başkasının onu var etmesine muhtaçsa bir, herhangi bir şey herhangi bir varlık var olmak için bir başkasına muhtaçsa bir başkası müdahale etmediği sürece yok demektir. Ademe müstahiktir. Hülasa işte burada kalmıştık geçen hafta. Kaldığım son cümleleri okuyorum. Hülasa her şeyin zuhuru ortaya çıkması ve bilinmesi ancak onun ızhariyledir. Açığa çıkarması ve ortaya onu izhar etmesiyledir. Onun dediği Allah Teala'nın. Nurun hassası da ızhar ve tecelli ve inkişaftır. Yani nurun özelliği ise bir şeyi ortaya çıkarmak, parlatmak, ve keşfetmek yani göstermektir. O halde tebeyyün eder ki bu bütün bunlardan şu ortaya çıkar ki hakikaten nuru mutlak Allah Subhanehu ve Teâlâ'dır. Mutlak manada nur dediğimizde çünkü varlığı kendiliğinden olan, nuru kendiliğinden olan ve ee, onun var olması için bir başkasına muhtaç olmayan, varlığının devamı için de bir başkasına muhtaç olmayan Allah Teala mutlak nurdur. Ondan başkasına nur ıtlakı, nur denilmesi mecazdır. Fakat Allah hakikaten nur ise, işte tam bu cümlede bırakmıştık, ispatında delile neden muhtaç olunuyor? Neden onun varlığını ispat etmek için delil gerekiyor? Yani pırıl pırıl ortada olması gerekmez mi? Bütün nurun kaynağı ve bizatihi nur olan e, ise Allah Teala. Çok ortada çok yani güneş gibi olması gerekmez mi? Çok böyle görünebiliyor, bilinebiliyor olması gerekmez mi? Bunun cevabını evvela basari olan nuru zahire nispetle anlamak kolaydır. Bunu çok kolay anlayabiliriz diyor. Nu basari olan yani gözümüzle ilgili olan nuru zahire nispet edelim. Kıyaslayalım bunu. Ve bir örnek veriyor. Şimdi bu örneği iyice anlayabilirsek, inşallah ben anlatabilirsem, efendim niçin Allah Teala nur olduğu halde biz onu ayan beyan göremiyoruz, varlığını bilemiyoruz. Neden ispat edilmesi gerekiyor? Yani varlığına ikna olmamız gerekiyor. Bunu anlatacak şimdi bu örnekle. Bir gündüz ziyasında, yani ışıklı bir gün düşünün. Baharın hadaretini gördüğün vakit bir bahçeye çıktın yeşillenmiş her yer baharın hadareti yani her ağaçlar otlar çıkmış ağaçlar yaprak açmış her yer yeşillenmiş bunu gördüğün vakit şek etmezsin ki hiç şüpheye düşmezsin ki sen elvanı görüyorsun renkleri görüyorsun yani hiç renkleri gördüğünden şüpheye düşmezsin işte laleler açmış dersin, papatyalar açmış dersin, ağaçlar, erguvanlar yapraklanmış, de, yapraklanmaz önce çiçek verir, düzeltiyorum. Efendim erikler açmış dersin, bademler açmış dersin ve renkleri görürsün, çimleri görürsün, o yeşillikleri görürsün. Ve çok kere elvan ile beraber başka bir şey görmüyorsun zanneder de yeşilliğin mayiyetinde yeşillikten başka bir şey görmedim dersin ziyayı fark etmez. Yani burası anlaşılması çok önemli. Sen baktığında böyle bir bahçeye yeşillik gördüğünü düşünürsün. O yeşilliği sana gösteren ışığı gördüğünü düşünmezsin. Işığı fark etmezsin yani nuru fark etmezsin. Lakin, gene aynı bahçedesin, güneş gurub ederken, batarken, o rengin üzerine ziyanın düştüğü hal ile düşmediği hali zaruri olarak fark edersin. Gölgelenmeye başlar. Renkler değişmeye başlar. O gündüz güneşin altındaki pırıl pırıl yeşillik e, ton değiştirmeye başlar. O zaman fark edersin de şüphesiz tanırsın ki nur levnin gayri bir manadır. Yani ışık başka, o e, gördüğün cisimlerin rengi başkadır. Bunu anlarsın. Işık değişti. Elvan ile beraber idrak olunur. Yani ışık renkle birlikte idrak olunur. Ama biz renge baktığımızda ışığın da orada olduğunu, o ışık sayesinde onu gördüğümüzü bilmeyiz, düşünmeyiz. Şiddeti ittihadından dolayı o kadar iç içe girmiştir ki renk ve ışık o kadar kaynaşmıştır ki fark edilmez, ayırt edemeyiz. Renk nedir, ışık nedir? Ayırt edemeyiz ve şiddeti zuhurundan dolayı yani o ışık o kadar her yerdedir, o kadar alenidir, o kadar yaygındır, o kadar iç içe girmiştir ki hafi kalır. Gizli kalır. Zuhur bazen böyle sebebi hafa olur. Zuhur şiddetlendiğinde e, gizli kalmanın sebebi olabilir. Yani bunu çok şeye uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. E, yani mesela işte e, insanlar arası ilişkilerde sevginin, merhametin, ikramın bolluğu, yaygınlığı ve başka bir seçeneğin hiç düşünülemediği ilişkilerde e, ikram görünmez olur ya. Hani ne derler bilirsiniz. Yani e, bir fedakarlığı sürekli yaparsan o artık senin görevine dönüşür diye. Yani fedakarlık yaptığınızı düşünmez kimse. Çünkü o alışılmış olur, rutin olur, rutine dönüşür. Bunun gibi yani bir şey şiddetli olduğunda e, onun için yani o alışılmış olan durum e, o şeyin varlığının fark edilmesini zorlaştırır. Çünkü yokluğu bilinmediği için. Yokluğu hele Allah Teala söz konusu olduğunda biraz sonra söyleyecek. Yani Allah'ın nurunun yok olu verdiği bir an olsa zaten biz de toptan yok olacağımız için o nurun olmadığı bir anı ve olduğu anı ayırt edebilecek gözlemden de mahrumuz. İşte anne sevgisi böyledir mesela. Yani o kadar koşulsuz, o kadar e, her durumda yaygın, o kadar Eminizdir ki ondan yani hiç varlığını ispat etmeye ihtiyaç duymayız ama hani ispat da edemeyiz. Böyle bir şey. Bu malum olunca şimdi şunu da bilmek lazım gelir ki her şey basara nuru zahir ile zahir olduğu gibi yine batını basirete de her şey Allah ile zahir olur. Burası çok önemli arkadaşlar. Yani Allah Teala nuru ile tecelli etmediğimizde, bizim iç dünya etmediğinde, nuru ile bize tecelli etmediğinde, bizim iç dünyamızın hakikate ulaşma, hakikati hissetme, kavrama kabiliyeti tamamen yok olur. İşte o kararmış kalplerin kararması, kalplerin mühürlenmesi, insanın kendisini bu aşamaya getirmesi demek. Şimdi tekrar edelim burayı. Bu malum olunca şimdi şunu da bilmek lazım gelir ki her şey basara göze yani nuru zahir ile zahir olduğu gibi yani bizim dışımızda bir ışık var bir nur var o nur sayesinde bizim gözümüz şeyleri görüyor eşyayı görüyor batıni basirete de bir de basiret vardı hatırlayın aklın nuru batıni basirete de her şey Allah ile zahir olur yani arkadaşlar Allah'ı, Allah'ın varlığını işin içine katmadığınızda hiçbir şeyi açıklayamazsınız hayatta. Hiçbir şeyi açıklayamazsınız. O yüzden Allah diyemeyenler buna başka başka şeyler diyerek hayatı açıklamaya çalışıyorlar. Büyük güç diyorlar işte. E, kozmik akıl diyorlar, büyük akıl diyorlar, efendim çeşitli şeyler büyük ruh, yüce ruh diyorlar yani ilkel dönemlerden bugüne kadar ben seküler böyle kişisel gelişim kitaplarını işte biraz e, insan ilişkilerini falan anlatan metinlere baktığımda yani diyorum ki şu belli kelimeler var o kelimelerin yerine Allah koyun din kitabı olacak, dini bir metin olacak ama din, dinle bir ortak payda istemediği için Allah ismini çıkarıyor oradan ama yine de onun sıfatlarından birini kullanıyor büyük akıl kimdir arkadaşlar büyük akıl büyük akıl Allah'tır yani evrensel zeka kimdir kozmik zeka kimdir o kozmik zeka yani e, tabii haşa Allah'a zeka denmez de yani işte öyle bir takım icatlar yapmak zorunda kalıyorlar çünkü açıklayamazsınız neden batıni basirete her şey Allah ile zahir olur. Allah'ı işin içine katmadığında ne mesela ben bu dünyada niye bulunuyorum? Niye ben şu şartlarda doğdum? Niye benim annem babam bu falanca? Benim niye ben doğuştan niye bu özellikleri getirdim? Ne olacak? Ben bu hayatta ne yapacağım? Niye benim gücüm yetmiyor? Niye istediğim her şey olmuyor? Niye çalıştığım halde eremiyorum? Yani bir düşünün kendinizle ilgili, hayatta olup bitenlerle ilgili, işte dünyadaki haksızlıklarla, zulümlerle ilgili yaşanan hani teodise problemi bir taraftan, bir taraftan büyük zıtlıklar var değil mi dünyada yani? Bir taraftan büyük kötülüklere maruz kalanlar varken bir taraftan da çok büyük nimetlere mazhar olanlar var. işte bütün bunlar, bütün bunlar gidiş nereye hepsi Allah ile zahir olur. Allah'ın nuru her şey ile beraber bulunur da fark olunmaz. Yani sen bir çiçek bahçesine baktığında nasıl ki orada Renkler görüyorum zannediyorsun, bu ışığın o renkleri sana gösterdiğini anlayamıyorsun ve ayırt edemiyorsun o anda çıplak gözle. Eğer fizik bilgini kullanmıyorsan yani akli bir bilgiyi işin içine katmıyorsan aynı şekilde... Hayata da baktığında Allah'ın nuru her şey ile beraberdir. Bütün bu hayattaki bütün oluşlarla beraberdir. Ama fark olunmaz. Ancak bunda öbüründen şöyle bir tefavüt var. O yeşilliklerle ilgili örnekten şöyle bir farklılık var. Nuru zahirin, şimdi demin söylediğim şeye geliyor dikkat edin. Nuru zahirin yani o gözün dış alemdeki nurun grubu, grubu şems ile gayip ve mühtecip olduğu tasavvur edilir. Yani dış dünyamızdaki ışık güneşin batmasıyla birlikte perdelenir bize. Yok olmaz, başka bir yere gider biliyorsunuz. Bize perdelenir, karanlık olur. Lakin her şeyin mabihi zuhuru olan nuru ilahinin zeval ve gaybubeti tasavvur olunamaz. Her şeyin mabihi zuhur yani Allah'ın nuru olmasa hiçbir şey ortaya çıkmazdı. Hiçbir şey var olmazdı. Her şeyin varlığı ortaya çıkması, bir va, bir varlık olarak ortada bulunması mevcudiyeti Allah'ın nuruyla mümkün. Dolayısıyla o nurun gaybubeti, zevali yani başka tarafa gitmesi, zevali, son bulması tasavvur olunamaz. Tegayürü değişmesi yani müstahil olduğundan yani böyle azalıyor, çoğalıyor işte sabah vakti azalıyor da akşam öğlen vakti şiddetleniyor gibi. Efendim değişiklikler imka, müstehil, imkansız olduğundan eşya ile daima kalır. Eşya ile daima kaldığı için de biz onu eşyadan ayır tefrik edemeyiz arkadaşlar. Ayırt edemeyiz. Yani biz ışığın değişmesiyle anlıyoruz değil mi? Ee, i̇lk ışık olayının e, eşyanın renk rengi dediğimiz eşyanın bize görünmesi dediğimiz şeyin aslında ışığı bize yansıtması olduğunu. İşte gece oluyor, gündüz oluyor, sabah oluyor, güneşin ışıkları eğik gelince başka türlü oluyor, dik gelince başka türlü oluyor. Bunu tecrübe etti insanoğlu ve buradan ışıkla görünme arasındaki ilişkiyi keşfetti. Fakat allah Teala'nın nurunda böyle bir tegayyür, böyle bir değişiklik vakitlere göre veya efendim şartlara göre bir değişiklik söz konusu olmadığı için onun tefriki de gayrikabildir diyor. Tefrik ile istidlal tarihi bu şekilde munkatı olur. Yani bizim onun nurunu eşyadan ayır, ayırt edebilmemiz akli olarak imkansız olduğu için bu, bu yolla onun varlığını ispat edemeyiz. Onun gaybını tasavvur etsen yani Allah'ın haşa yok olduğunu hayal etsem, semavat ve arz münhedim olur, yıkılır. Gökler ve yerler yıkılır. Kendinden geçersin. O vakit ilmi zaruri hasıl olacak bir fark idrak olur. O zaman sen ilmi zaruriyi anlarsın. yani zaruri bir bilgiyle anlarsın ki Allah varmış. Ama ne zaman tam yok olacağın anda. Tam yok olacağın anda bunu anlarsın. Ve lakin eşyanın hepsi halikının vücuduna şehadet etmekte bir siyah üzere müsavi olduklarından ve bazısı değil her şey bazı vakit değil cemi evkatta ona hamd ile tesbih eylediklerinden tefrika kalkmış, tariki hafi kalmıştır. Yani bütün eşya, bütün varlıklar, bütün mahlukat Allah'ın varlığını ona şehadet etmekte, kendisi kendi varoluşuyla Allah'ın varlığına şehadet etmekte eşitler. Bütün varlıklar yani siz bir Toprağa bakarak, bir solucana bakarak, bir yaprağa bakarak da onu bulabilirsiniz. Bütün varlıklar Allahı göstermektedir, ona şehadet etmektedir. Fakat bunu değişen şartlarda, değişen durumlarda değil sürekli yapmaktadırlar. Sürekli yaptıkları için sen onu gözlemleyemiyorsun, fark edemiyorsun. Çünkü sürekli bu hal devam ediyor ve tefrika kalkmış o farkı görebilme imkanı kalkmış tariki hafi kalmıştır gizli yol yani Allah'ın şiddetinin zuhurundan ötürü gizli olması gözlere gizlenmiş olması hatta bunu şöyle de söyleyebiliriz yani çok şiddetli bir ışıkla ışıkta hiçbir şey göremeyiz ya işte öyle. Allah Teala da o kadar şiddetlidir ki onun varlığı biz onu göremiyoruz da diyebiliriz çok basit bir şekilde. Zira marifette tariki zahir eşyayı zıtlarıyla tanımaktır. Yani bir şeyi bilmek de bir şeyi anlamak, varlığını anlamak, bilmek, o şey hakkında marifet sahibi olmak, Eşyayı zıtlarıyla tanımakla mümkün olur. Binaenaleyh hiç zıtlı olmayan ve hiç tagayyür etmeyenin hafi kalmasına istibat olunmamalıdır. Yani buna size garip gelmesin bu diyor. Hiç zıttı yok ve hiç değişmiyor. Hiçbir değişme yok onun varlığında. Öyle olunca da bir an dışına çıkamıyorsun ki varlığıyla yokluğu arasındaki farkı görebilirsin. Onun hafası gizliliği şiddetinin zuhurundandır. Gazali'nin bu nurlu sözleri hoştur. Şimdi buraya kadar bunlar hep Gazali'den. Fakat indet tahkik hasılı şu oluyor. Yani biraz düşündüğümüzde, araştırdığımızda bunun özeti şu oluyor ki Allah'ın nur olmasının manası bütün alemin ve alemdeki bütün envari hissiye ve kuvayi müdrikenin yani gözümüzle duyularımızla fark ettiğimiz nurlar ve idrakimizle fark ettiğimiz nurların halık ve mucidi yani cailun nur yani nuru yaratan olması ve binaenaleyh nurda asıl matlup olan da tenvir ve izhar yani bir şeyi aydınlatma, nurlandırma ve ortaya çıkarma tecelli ve inkişaf manalarının künhi hakikatine nurdan ve nuru, nuru bulandan ziyade nuru yapana ait olacağı cihetle Nur isminin Allah'a hak bulunmasıdır. Yani e, nurdan maksat, şuradan alalım anlaşılması için. Nurdan maksat tenvirdir, aydınlatmadır ve ızhardır ve tecellidir ve inkişaftır. Bir şeyin ortaya çıkmasıdır. Yani nur ona tecelli ederek bir şeyi ortaya çıkarır. Varlığını biz görürüz. Işık vurduğunda onun varlığını görürüz. E, nurdan maksat budur. Böyle olunca e, nur dendiğinde asıl kastedilen asıl nur yani asıl nur bildiğimiz ışıktan ve o ışığı görenden ziyade o ışığı yapana ait o nuru tabii ışık karşılamıyor nuru ama çok karışmasın diye söylüyorum o nuru yapana ait olması lazım nur nur vasfının. Yalnız bu son noktada Gazali, izafi mukabili olan hakikat ile mecaz mukabili olan hakikati karıştırmıştır. Yani e, izafinin karşıtı olan hakikat ile mecazın karşıtı olan hakikati karıştırmıştır. Şüphe yok ki nuru yapan nurun fevkindedir. Çünkü Gazali Mişkatül Envar'da nihai noktada nur Allah'tır diyor. E, Elmanlı Hamdi Yazır da ne diyor arkadaşlar? Allah'a nur ıtlakı mecazidir diyor. Müteşabihtir diyor. Allah'a nur denmez çünkü nuru yaratandır o diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'den buna örnekler veriyor. Şüphe yok ki nuru yapan nurun fevkindedir, üstündedir. Lakin bundan dolayı nuru yaratana nur ıtlak edilmesi lisan noktayı nazarından hakikati lugaviye değil mecaz olur. Hakikati o nurun sahibi olmasıdır. Yani gerçekte Allah Teala nuru yaratan nurun sahibidir. çünkü nuru yapan nurdan daha üstündür. Nuru yapan Nuru yaratan yani nurdan daha üstündür. Allah Teala da en üstündür. Ve yine işte en başta söylediği En'am suresinin giriş, giriş ayetinde ne diyordu Rabbimiz? Yanlış söylemeyelim. Ve ceala zulümati ve nur. Karanlıkları ve aydınlığı yarattı, yaptı demek. Efendim dolayısıyla e, Allah Teala nur değil, nuru yaratandır diyor Elmanlı Hamdi Yazır. Ama e, Gazali Mişkâfü'l-Envar'da Cenab-ı Hak için mutlak nurdur diyor. Hak budur ki yanlış bir telakkiye meydan bırakmamak için ayetin kendisi, şimdi ayet devam ediyor ya Allah'u nuru semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur dedi. Bunun müteşabih olduğunu söylüyor. Allah'u Cailu nur semavati vel art demektir bu diyor Gazali. Göklerin ve yerin nurunun yaratıcısıdır demektir diyor. Bu ayetin bu şekilde gelmesi yani Allah göklerin ve yerin nurudur şeklinde gelmesi bizim için müteşabihtir diyor. Sonra ve diyor ki bunun böyle olduğunun delili de ayetin devamıdır diyor. Devamına baktığımızda bunun böyle olduğunu, bizim söylediğimiz gibi olduğunu efendim daha iyi anlarız diyor. Ayetin kendisi bunun bir teşbihi beli ile temsili bir ifade olduğunu tasrih etmektedir. Çünkü devamında ne diyor? Methelü nurihi. Onun nurunun misali. Onun nurunun misali. Burada nurun Allah'a muzaf kılınması da gösterir ki evvelkinde ıtlakı zahirine mahmul olmadığı gibi yani evvelinde Allah nurdur demişti. Allahu nuru semavat vel art göklerin ve yerin nurudur Allah demişti. İşte oradaki Allah'a ıtlak edilmesi nurun zahirine mahmul olmamalıdır. Yani bu ayet bu ifade zahirde yazıldığı gibi anlaşılmamalıdır. Söylendiği gibi anlaşılmamalıdır. Mecaz mecaza hamledilmelidir. Semavat ve arz'a izafeti, nurus semavati vel ard göklerin ve yerin nuru diye izafe edilmesi de hakiki sahibine izafet değildir. Yani gökler ve yer o nurun sahibi değil yani. Yani semavat ve arzı tenvir eden ve hakiki sahibi Allah olan nurun semavat ve arzı tenvir eden ve hakiki sahibi Allah olan nurun nuru vücudun, varlığın nurunun, nuru hidayetin, hidayet nurunun, nuru nübüvvetin peygamberlik nurunun, nuru Kur'an'ın, Kur'an'ın nurunun, nuru imanın, iman nurunun, evsafı acibesinin, bütün o acayip vasıflarının temsili şudur. Bütün o nur dediğimizde bunun içine ne giriyorsa ki e, Allah o nuru yaratmıştır diyor Elmalı El Hamdi yazır. İşte bu Kur'an'ın, vahyin, peygamberliğin, aklın, varlığın nurunun misali şuna benzer: Kemişkatin fiha misbah. Mişkat arkasına nüfuz edilmez, müdevver veya mudallâ bir pencere. Yani bir oyuk, duvarda bir oyuk. Bu şey kandillerin konduğu eski e, elektrik öncesi e, dönemde evlerde kandillerin koydu, konulduğu duvarlardaki oyuklara deniyor. Bir mişkat gibidir. Dikkat edilirse fezada her cismin vücudu böyle ardı kapalı, önü bir bu bir mahsus içinde mümkeşif bir pencere bir hücre halinde temayüz eder. Uzayda e, cisimlerin nasıl e, yer işgal ettiğiyle ilgili teorileri e, Bakarsanız bunun ne demek istediğini daha iyi anlaşılır. Ben de şimdi ona e, hakim değilim dolayısıyla oraya girmeyeyim. Fiha misbah bir oyuk düşünün. Kemişkatin bir duvarda bir oyuk, bir kandillik. Fiha misbah içinde bir mısbah var. Allah şimdi yarattığı nuru anlatıyor arkadaşlar. Mısbah sabah ve sabahat maddesinden ismi alettir. Sabahtan geliyor. İsmi alet Sabah gibi latif ve kuvvetli aydınlık veren lamba demektir. Yani sabah olduğunda o latif denmesi arkadaşlar her şeye nüfuz eden demek yani. Ben hep şunu hayal ederim. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın kudretini anlatmada küçük bir misal olsun bu e, ee, biliyorsunuz yani kış gelince yakıt masrafları hepimiz için ciddi bir e, endişe kaynağı oluyor. Hele e, doğalgaza geçtikten sonra. Önceden yılda bir kere kömür odun alırdınız ve işte e, idare ede ede çıkarırdınız. Şimdi e, ciddi masraf e, hanesinde bir uyuk açıyor hakikaten. E, ve şöyle düşünürüm. Mesela bir evi iki derece daha ısıtabilmek için, yani diyelim ki işte 45 derece yapmışsınız şeyi kombinizi, 47 yapıyorsunuz, 48 yapıyorsunuz, fatura birden ne kadar kabarıyor arkadaşlar? Halbuki ev ne kadar, kaç metrekare ve ne kadar da korunaklı değil mi? Ama e, özellikle bilhassa sabahları çocuklar e, lise çağlarındayken onları ben bırakırdım okullarına veyahut da işte gidecekleri yere, iskeleye falan... Böyle iskeleye indiğimde mesela 2 derece ısınmış olurdu hava. Biz biraz yukarıda oturuyoruz. Düşünürdüm yani bütün bu kainatı 2 derece daha ısıtabilmek için, bütün burayı yani 2 derece ne kadar yakıt harcanması lazım. İşte siz mesela o aydınlatma evlerde yine bir şeydir, e, tartışma konusudur bizim evde de öyle. İşte çok ışık verdi, az ışık verdi, kaç mumluk olsun, işte beyaz ışık, mı, sarı ışık mı vesaire. Efendim, e, bütün kainatı aydınla, yani dünyanın yarısını bir anda yani güneş doğuyor ve aydınlatıyorsunuz. Nasıl bir enerji, nasıl bir güç? İşte e, sizin ne kandilleriniz, ne mumlarınız, ne lüks 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 lambalarınız, ne elektrikleriniz, ne efendim büyük cihazlarınız, büyük aydınlatma işte stadyumları aydınlatıyorsunuz vesaire. Hiçbirisi arkadaşlar sabah ışığının yerini tutabilir mi yani? Allah Teala bizim bildiğimiz ışıklar içerisinde ve o gün tabii elektrik de bilinmiyor. Bizim bildiğimiz insanoğlunun bildiği bütün aydınlatmalar içerisinde en kuvvetlisini örnek veriyor nuruna. En güçlüsünü, en yaygın olanını bir de o da var. Yani e, demin nasıl ki Allah'ın nuru, e, varlığı arkadaşlar e, zuhurunun şiddetinden dolayı bilinmiyorsa ikramları da öyle. Bize ikram edilmediğini zannediyoruz arkadaşlar. Yani şimdi çok klişe laflar olacak bunlar ama gözümüzü açtığımız an görüyoruz bakın yani. Efendim ne bileyim hani be, şu anda bizim benim buradan size bunu anlatabilmem ve sizin de dinleyebilmeniz için e, metabolizmamız başta olmak üzere bütün bu kainatta kaç tane sistem çalışıyor arkadaşlar. Yanardağlar patlamıyor, denizler taşmıyor, efendim gökten... Buz yağmıyor üzerimize taş yağmıyor gök taşları düşmüyor yani neler 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 kaç milyon sistem çalışıyor olması lazım ki düzgün bir şekilde biz şu anda elemsiz kedersiz bu dersi yapabilelim ve siz de buradan dinleyebilirsiniz. Nasıl muazzam ikramlara mazharız ikramının şiddetinden dolayı farkında değiliz arkadaşlar nankörlüğümüz de oradan kaynaklanıyor işte. Çünkü ikrama odaklanmıyoruz, odaklanamıyoruz belki de, bilemiyorum. Ee, o, yani ama odaklanmamızı istiyor Allah Teala ve em, neydi ve en mabine nimeti Rabbimize Rabbinin nimetlerini sürekli anlat, sürekli anlat, sürekli onlardan bahset. Rabbinin nimetlerinden bahset. Bu nimetlerden kişisel olanlarınızı, olanları kendi, kendi kendinize anlatın. Veya kendi kimlere masar olmuşsa onlar arasında anlatın. Milletin gözünün içine sokmayın. Ama bir de umumi nimetler var. Hepimize olan bana sorarsanız kişisel nimetlerimizin çok 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 fevkindedir umumi nimetler. Çok fevkindedir. Yani sizin işte ne bileyim kıyamet senaryolarının anlatıldığı filmler var. Onlara bir bakın. Diyelim ki son model bir jipiniz var veya son model bir arabanız var. Bilmem kaç e, milyon e, para vermişsiniz veya işte çok lüks bir eviniz var. Ne ifade eder ki o sırada arkadaşlar? Varlık sona erdiğinde o üzerinizdeki takılarınız vesaire ne ifade eder? Onun için varlığın devam etmesi yani her sabah güneşin doğuyor olması. Akşam batıyor olması, rüzgarların esmesi, işte bitkilerin tohumlarının uçması, dağılması ve birbirlerine tohumlamaları, suların yağmurun yağması, suların akması, yani bir ayet okudum az önce diyor ki biz diyor gökten suyu sizin için indirdik ve yer altında dinlendirdik sizin için diyor. Yani neler 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 ne hayal etmediğimiz bir yaşamın devam etmesi için verilen nimetler var bir de yaşamın devam etmesi için olmaması gereken şeyler var onlar da tutuluyor yani İşte okyanuslar taşmıyor yanardağlar patlamıyor vesaire yani bulunduğumuz yerde İşte bir kandil oyuğu gibi düşünün Mişkat kemişkatin fiha mısbah. İçinde mısbah var, bir lamba var ama e, ee, sabah ve sabahat maddesinden türemiş bir ismi alet sabah gibi latif yani her deliğe nüfuz eden, her yere nüfuz eden ve kuvvetli aydınlık veren lamba demektir. Kur'an'da güneşe sirac denilmiş olduğu halde burada mısbah denilmesi buna nazaran güneşin alelade bir kandil mesabesinde kaldığına ima, ima vardır. Yani Allah'ın nuru, o yarattığı nur o kadar kuvvetli, o kadar her yere nüfuz eden, o kadar içiniz dışınız bütün varlığın detaylarına nüfuz etmiş bir nurdur ki güneş onun yanında alelade bir kandil mesabesinde kalır. El musbahu fi zucace. O lambada bir sırçanın içinde, bir kristalin içinde, Züccadetu ki kevke bunduriyun o sırça o kristal bir kevke bir dürri inciden oluşmuş bir yıldız gibi yani o kristal de böyle şıkır şıkır yani Zühre ve Müşteri gibi inci saffet ve letafetiyle lemean eder inci saf bir inci gibi parlar öyle bir yıldız öyle saf öyle berrak öyle güzel Öyle hem semavi hem arzi mehasini cami bir cam. Yani bütün göksel ve yere ait ne kadar güzellikler varsa, ne kadar ışıltı varsa hepsini kendisinde toplamış bir cam içinde o ayna. Şey o lamba, mısbah. Mişkat da bu camın içindeki o mısbah. Yukadu min şecaratin mübareketin zeytunetin. Mübarek bir ağaçtan öyle bir zeytun ağacından tutuşturulur ki zeytundan ağaç demiyor zeytundan tutuşturulur ki la şarqiye ve la garbiye. Yani bu şimdi canlandı değil mi gözünüzün içinde duvarda bir oyuk var bu duvardaki oyuğu varlığın bütün varlığın içinde olduğu bir yer olarak düşünün yani. Efendim o oyun içinde bir lamba var. Bu lamba bir kristalin içinde. O kristal bütün semavi ve arzi bütün güzellikleri bütün ışıltıları kendinde toplayan bir e, kri e, sırça o e, şey e, zücace o cam. Ve e, bu lambada öyle bir yağla tutuşturulmuş ki lambanın yağı da öyle bir yağ ki la şarkıye ve la garbiye. Ne şarki ne garbi. Şarka da ait değil, garba da ait değil. Bunda başlıca iki mana vardır demiş Gaz Elmalı. Birisi yalnız öğlenden evvel güneş gören şark tarafında değil, yalnız öğleden sonra güneş gören garp tarafında da değil, hem şarka hem garba nazır tepenin tam ortasında. Bir zeytin ağacı düşün. Bu ağaç sadece sabahları güneş gören tarafta değil. Veya sadece akşamları güneş gören tarafta değil. Öyle bir yerde ki hem sabah güneşi görüyor hem akşam güneşi görüyor. Çünkü böyle bir mevkide bulunan zeytunun yağı gayet saf ve rana, parlak olur. İkinci mana cihet şaibelerinden ari. Yani herhangi bir cihet kendisine izafe edilemez. Bildiğiniz dünya zeytunlarından değil, la mekani bir zeytun mekana ait olmayan, herhangi bir mekana ait olmayan bir zeytun demek olur. Evvelki mana yani az önce söylediğim e, müşebbehun bihin herkese, herkesçe mülahaza olunabilecek bir vasfı olmak itibariyle temsilde terşih. İkinci mana ise müşebbehin hassasını işar etmek haysiyetiyle bir tecrit ifade eder. Yani birincisinde efendim herkesin anlayabileceği bir benzetme yapılmış oluyor. İkincisinde ise benzetilen şeyin özelliği işaret, işaret olunduğu için daha böyle mücerret, daha soyut bir benzetme yapılmış oluyor. E, terşihin faidesi teşbihi bir tavzi ile takviyedir. Yani burada e, la şarkıya ve la işte tepenin tam ortasında ne sabah güneşi ne akşam güneşi ikisini de alan bir noktada denmesi efendim bir açıklama getirmiş oluyor benzetmeye ve kuvvetlendirmiş oluyor. Tecridin nüktesi de yani mekan dışı, mekansız bir ağaç denmesi de müşebbehin bir vecihi imtiyazını işar ile müşebbehun bihe rüçhanını ve binaenaleyh teşbihin yanaşamayacağı bir hakikat noktasını ızhar ediyor. Yani bu herhangi bir benzetmeyle anlaşılabilecek bir şey değil. Efendim son derece üst düzey bir e, nur'dan yani bizim anladığımız mekan ötesi bir e, kaynaktan bahsediyoruz demektir. Hasılı öyle bir zeytun ki yekâdü zeytüha yudîu velevlem temsesu nâr. O yağ yani e, bir şey var, bir kandillik var, onun içinde bir lamba var. O lamba bir zücacenin içinde, o lambanın bir yağı var öyle bir yağ ki hemen hemen bir ateş dokunmasa bile ziya verir. Yani kendiliğinden ışık verecek neredeyse. Onu yakman gerekmiyor. Tutuşturman gerekmiyor. Bir elektrik gibi hemen ale müheyya, hemen aydınlanmaya hazır. O derece safi ve parlak. Hülasa Allah nuru, nurun ala nur ayet kelime böyle devam ediyor. Nur üzerine nurdur. Yani temsilden zannolunabildiği gibi mahdut beş kat değil, birisi veya mecmuu da değil, gayri mahdut olarak her nurun kat kat fevkinde tahdit ve tayini nakabil bir nurdur. Allah'ın nuru e, sınırlanması, anlaşılması, sayılması, tasnif edilmesi, bir yani akılla bir cetvel çıkarılıp böyle e, izah edilmesi kabil olmayan bir nurdur. O halde madem böyle nurun ala nur, işte bu kadar göklerin ve yerin nuru, onu herkes niye bulamıyor, matluba niye eremiyor, yani bu kadar böyle aşikar, bu kadar yaygın denecek olursa, yehdillahu linurihi men yaşa, burada birbirimize Dua etme vakti arkadaşlar, dua etme makamı. Allah şimdi ben hepinize dua edeyim, hepiniz birbirinize edin, ama herkes de bana etsin. Bakın burada inkarlı ben olmuş oluyorum. Hatta bazen diyorum ki yani eğer herhangi bir hocanız, bir yazar, bir alim, herhangi bir size bir şey anlatan herhangi bir kimse bir konuda açıklamakta, anlatmakta, işte örnek olmakta vesaire. E, yetersiz kalıyorsa yeterince dua etmediğiniz için de olabilir ona yani bize anlatan insanlara arkadaşlar evet ben de duanıza muhtacım ve bunu istemekten de hiç e, gocunmuyorum hiç bunu e, şey yapmıyorum yani siz söyleyin yani hoca da kendisine dua istiyor ikide bir falan derler diye çekinmiyorum çünkü duaya hepimiz muhtacız arkadaşlar e, ve bize anlatan bize e, ufuk kazandıran bizim önümüzü açan bize örnek olan olmasını beklediğimiz insanlara çok çok dua etmemiz gerekiyor arkadaşlar ama biz hani onu unutup onları devamlı böyle bazen eksik bulmak kınamak işte yetersizliklerini e, görmek göstermek e, veyahut da böyle artık eskiden biraz üzülürdüm şimdi artık hiç üzülmüyorum Hele bu sosyal mecralarda hemen uzaklaştırıyorum yani. Efendim böyle saygı sınırlarını geçen, efendim ihlal eden, sizin gayretinizi, sizin çabanızı sıfırlamak isteyen herhangi bir şekilde insanlarla baş etmek veyahut da işte öyle durumlarla muhatap olmak yerine bize faydası olan herkese okuduğumuz bir kitabın yazarına, efendim ne bileyim bir tefsirin yazarına, müellifine, e, herhangi bir bize bir ders veren bir insana, bize herhangi bir şey, bir yemek tarifini daha pratik, daha güzel yapmamızı sağlayan insana hepsine hiç olmazsa Allah razı olsun demeliyiz. Allah zorluklarını kolaylıklara tebdil etsin, lisanlarındaki düğümü çözsün, fehimlerini, idraklerini artırsın, takvalarını, ihlaslarını, nurlarını artırsın ki biz de onlardan daha ziyadesiyle istifade edebilelim. Daha cemi cümle alem de istifade etsin ki, efendim değil mi, insanlık hayra doğru, salaha doğru, felaha doğru gidebilsin. İşte... Madem nurun ala nur bu kadar böyle sabah ışığı gibi yaygın niye herkes matlubuna eremiyor o nuru bulamıyor denecek olursa yehdillahu li nurihi men yeşâ Allah o nuruna veya o nuruyla dilediği kimseyi hidayet eder. Ve De, herkes delili hakkı göremez ayatı hakkı bilemez, matlubu hakkı eremez. Herkes peygamber veya veli veya mümin veya arif veya salih olamaz. Ve onun için yani burada arkadaşlar tabi detaylara girmiyor Allah'ım yazı diğer ayetlerle hep beraber düşünün bunu. O zaman Allah vermiyorsa biz ne yapalım demeyeceğiz değil mi? Yani bizim çünkü Allah'ın vermesi de Rabbimizin ikramı da büyük ölçüde bizim talebimizle alakalıdır. Bazılarımıza çok verir, bazılarımıza az verir. Yani hidayet de böyledir. Mesela hidayet fırsatı bazıları böyle alim bir soydan gelir, çevresinde hep böyle ilim, ilim konuşulur. Her konuyu da 10 yaşındayken her şeyi biliyordur, konuşulmuştur yanında filan. Yani hidayet aynen rızık gibi arkadaşlar. Diğer kısmetler gibi hidayet de böyle kimine çok kimine az nasip olur. Diyeceksiniz ki bu haksızlık değil mi? Değil. Çünkü çok nasip olandan çok görev beklenecektir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Benim babam şöyle hocaydı, dedem böyle alimdi diyenlerin benim en az 10 mislim kadar çalışmaları gerekir. Çünkü benim babamın okuması yazması bile yoktu. Namaz surelerini bile biz öğrettik ona sonradan. Dolayısıyla hiçbir şey yani kendisi hiçbir şey bilmeyen bir anne babadan gelen ve hidayetle karşılaşma şansı ona göre kısıtlı olanla diğerinin hesabı bir olmayacak diğer bütün imkanlar gibi. Tekasür suresine bakarsınız. Letüs tus elünne yevme idin anin Herkes nuru Kur'an'dan, nuru imandan istifade edemez. Ve yadribullahul nas ve Allah nasa insanlara misaller darbeder. Koyar doğrudan doğru idrak edemeyecekleri hakayıkı hissi misaller ile yani e, akli melekelerinin yetmediği e, hakikatleri kavrayabilmeleri için onlara beş duyuyla kavrana kavradıkları şeylerle kıyaslar yaparak e, misaller verir, tasvir ve temsil ederek anlatır. Bu da onun hidayeti cümlesindendir. Efendim, Nitekim hisler, hayaller, lisanlar, teşbihler mücerret hakkı anlatmak için birer mesel oldukları gibi bu ayetteki temsil de böyledir. Yani biz soyut bazı gerçekleri anlatmak için somut örneklerden yararlanır, onlara kıyaslayarak anlatırız. İşte bu ayetteki bu lamba misali de böyledir. Binaenaleyh mesellere hakikat diye bağlanıp kalmamalı, onlardan maverasındaki hakikati sezmelidir. Yani size birisi bir peri masalı anlattığında hakikaten peri mi var ya? Peri yok ki sen niye bana böyle şeyler anlatıyorsun demeyiz değil mi? Oradaki e, o kıssanın hissesi, orada verilmek istenen mesaja odaklanırız. İşte diyor biz de diyor Allah nur mudur, nur şöyle midir ona odaklanmayalım. Burada bize verilmek istenen maverasında onun ötesindeki arkasındaki hakikati sezmelidir. Vallahu bi kulli şeyin alim ve Allah her şeye alimdir makulü de bilir, mahsusu da. Yani akılla bilinecek olanları da bilir, duyularla bilinecek olanları da bilir. Zahiri de, batını da, tahkiki de, temsili de, benzetmeleri de, hakikati de bilir. Binaenaleyh herkesin hisri idrakine ve dereceyi istifadesine, ve takip ettiği matlab ve maksadını ve tekvin ve teşride layık olup olmadığı dine hidayeti ve ona göre her birine yapacağı muameleyi de Allah Teala bilir. Şimdi Allah nurunun temsili olan o mişkat ve mısbah nerede bulunur veya nerede ikad olunur, tutuşturulur? Fi buyutin bir takım evlerde, bir takım evlerdedir onur. Yani camilerde arkadaşlar. Fi buyutun evin Allahu en turfa ve fi Allah onların rifatlandırılmasına yani binalarının diğer evlerden ziyade irtifaı ve kadirlerine tazim ile yüksek tutulmasına ve içlerinde isminin zikrolunmasına izin verdi. Ki bunlar mescitler, camilerdir. Allah onların yüceltilmesine, bu yüceltilme hem evlerden daha yüksek olması bugün maalesef arkadaşlar 15-20 katlı binalardan oluşan sitelerin ortasında fındık kabuğu kadar bir cami yapıp o camiyi böyle o gökdelenlerin arasına gömdüğümüzde işte burada söylenene aykırı hareket etmiş oluyoruz. Biz arkadaşlar bilmiyorum hangi gerekçelerle kimisi buna para diyebilir, kimisi zorunluluk şartlar diyebilir, herkes çıkar diyebilir, zevksizlik diyebilir, bilgisizlik diyebilir, herhangi bir bunların hepsi de olabilir bir kişide. Fakat hangi sebeple olduğunu bilmiyorum ama medeniyetimizin bütün inceliklerini kaybede kaybede yeni bir dünya inşa ediyoruz kendimize. Halbuki aynı da kalmamalıydık tabii, onu ileri götürmeliydik tam tersini tam tersini yapıyoruz. Bu çok acıklı bir durum. Ee, i̇şte o kandiller onur, Allah'ın onuru. Çünkü en büyük nurun vahiy olduğunu söylemiştik hatırlayın. Kur'an'ın ee, okunacağı, onunla namazların kılınacağı, onun anlatılacağı mekanların yüceltilmesine ve orada isminin anılmasına izin verdi ki bunlar mescitler, camilerdir. O mişkat, o mısbah, o zücace, o mübarek ağaç, o meyva, o yağ, o ikat, tutuşturma, o nur üstüne nur, o hidayet bunların içinde temessül eder. Mescitlerin içinde vücut bulur. Bütün bu misaller bütün bu ayette anlatılmak istenen benzetmeler hepsi mescitlerin içerisinde varlık bulur. Yusabbihu lahu fiha bil guduvi vel asal içlerinde sabah akşam onun için tesbih eder. Allah'ın ismini tenzih ve takdis eder. Ricalun öyle adamlar ki onlar bu tesbih edenler la tulihihim ticaretun ve la bey'un andikillah ticaret ve alışveriş onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. Şimdi yani öyle insanları tarif ediyor ki burada allah Teala işini gücünü yaparken Allah'ı zikrediyor. <laughs> o noktadan ne noktaya geldik arkadaşlar? Allah'a ibadet ederken işini gücünü bırakamayan zihninde. O noktaya, o noktadan o noktaya geldik bakın. Ve ikam-ı salati ve ita-i Ne bir ticaret ne de bir bey alım satım Allah'ı zikirden ve namaz kılmaktan ve zekat vermekten onları alıkoymaz. Yehafuneyevmen bu fihi'l kulubu vel absar kalplerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. Yani tersine döneceği, gözlerin akı çıkacak, kalpler dehşete kapılacak. Efendim bomboş kalacak kal, Hiçbir şey düşünemez olacaksın. O günden korkarlar. Leyecziyuhumullahu ehsene ma amilu Allah kendilerine amellerinin daha güzeliyle mükafatlandırsın ve yezidehum min fadli fadlından da ziyadesini versin. Bire 10 ila 700 gibi hususiyet ve kemiyetle amel mukabili mevud olan vaad olunan ecru sevaptan başka hususiyet ve miktarı beyan edilmeyen ve keyfiyeti kemiyeti hatırlara bile gelmeyen ne ı subhaniyesini de ziyade olarak fadlu kereminden ikram ve ihsan eylesin. Vallahu yarzuku men yeşâ'u bi gayri ve Allah dilediğini hesapsız merzuk kılar. işte Allah'ın nuruna hidayet ettiği müminlerin hali budur diyor. Merak edenler 35 ve 39. ayetleri gördük bugün arkadaşlar. Başka tefsirlerden de bakabilirsiniz. Elmalı Hamdi Yazır biraz ağır geldiyse. Benim size tavsiyem, yani daha doğrusu hazır ben okumuşken, hazırlamışken inşallah haftaya Allah'tan bir mani olmazsa Müşkiatül Envar'ı da şöyle bir özet olarak üzerinden geçeriz. Gazali'nin kitabını çeşitli yayın evlerinden çıkmış. Bana hangisini okuyalım demeyin. Şimdi bana Mesela İhya'nın hangi tercümesini okuyalım diye soruyorlar. Arkadaşlar bütün tercümeleri okumadım ki ben. Nasıl tavsiyede bulunayım yani? Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı çıkarmış. İnşallah ona da ona bakacağız. Ondan ümit var Çağrıcı Hoca'nın tercümesinden. şey ee, şeyde de öyle. Ee, mişkiyat da Gazali'nin diğer eserlerinde olduğu gibi pek çok tercüme var. İnşallah ee, ben bir özet sunarım size. Ee, ondan sonra da 39. ayetten devam ederiz. 39 olması lazım. Evet. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar olsun. Cenab-ı Hak sürçülisan ettikse affetsin. İnşallah dediğim gibi en başta daha mükemmel anlatıcılardan, daha mükemmel, daha derinliğine vukufiyet kazanmış insanlardan da bu ayeti dinlemenizi Allah nasip etsin. Hayırlı akşamlar.